Evet sevgili dostlar, uzun bir aradan sonra yeniden bir canlı yayın açmak nasip oldu. Bugün pazar günü ve gemiler gitti, gemiler gitti, yoğunluk da gitti. Sakin bir akşamüstü bizleri bekliyor. Hava biraz kapalı, gün batıyor hafiften. Güneş şurada bir yerde. Ama böyle havalarda çok güzel oluyor gün batımı. Onu da işte süremiz yeterse çekeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, bugün konumuz biraz yoğun, yaza giriyoruz. Yazla alakalı olarak merak edilen çok şey var, özellikle günlük kiralık daireler hakkında. Şöyle bir yürüyüş yapacağız, emlak ofislerini ziyaret edeceğiz, bakalım ne kadardan, ne yapıyorlar, fiyatları nedir, hepsini soracağız. Nasıl cevaplar alacağız ben de merak ediyorum. İnanın ben de bilmiyorum kim ne derse desin. Yani ben bir otorite değilim, bilgi sahibi olmadığım için insanlar soracağız. Ve ilgimi çeken bir detay var. Esenköy'de uzun zaman sonra bir, bu arkadaş zaten hep burada, iki tane de şurada, dört tane yat gelmiş. Esenköy'de yatları görmek çok güzel. Önceki tarihlerde, 90'lı tarihlerde hatta yelken yarışları yapılıyordu. Hatta o zamanı BMW sponsor olup BMW'nin araçları falan geliyordu buraya. Eskiler bilir. Gerçekten çok güzel günlerdi. İnşallah günler geri gelir. Sonuçta ciddi bir reklam oluyordu Esenköy için. Evet, burada bir yat var. Güzel bir yat. Eski tip birazcık. Arkasında da bir sürü bayrak var. Herhalde şey gibi, Almanya bayrakları, Avrupa Birliği gibi tekne diyecektim, diyemedim. Evet arkadaşlar, Esenköy'de yaz yavaş yavaş geliyor. Her yer yeşerdi, her yer güzel oldu. İşte gemiler de tam seferlerine, yaz seferlerine başlarsa çok daha güzel olacak, hayırlı işler. Ben de böyle küçük bir fırsat buldum, sizler için yayın açtım. Şimdi buradan ilk önce bir şeye gidelim. Şöyle şurada kaya emlak var, oraya doğru gidelim. Hem de böyle biraz halkla sohbet edelim. Hep böyle denizi bayırı sağa sola çekiyoruz. Biraz da vatandaşlara soralım bakalım, Esenköy'de yaz hazırlar mı? Ne durumda Esenköy'de yaz, ne durumda diye bir soralım. Şurada Cumhur var. Cumhur'a soralım. Ondan sonra bakalım ne yapıyorlar bunlar, bu arkadaşlar. Bir selam verelim. Ben ne zaman şuradan geçsem araba şey olur, trafik olur burada. Evet Cumhur. Cumhur abi gel şöyle. Evet Kadir abi, hoş geldin. Gel şöyle. Ne haber? Organizasyona gitti bugün. Eyvallah. Şimdi biz de şöyle bir küçük bir yayın açtık sayfaya. Sezona hazır mısın? Sezona hazırız. Fiyatlar ne durumda? Uçtu mu? Fiyatlar uçtu. Biz işte uçurmamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar kendi karımızdan düşürüyoruz. Eyvallah. Yeter ki hizmet olsun. Hizmet olsun. Şimdi buranın en esprili yanı kokoreçi. Evet. Ama içeride de efsane bir kadro var. Onları evet, görmemezlik olmaz. Evet. Fırında 8 yıldır, işletme 30 yıllık burada. Evet. Fırında 8 yıldır Ferhat Usta'mız var. Ferhat Usta var. Dönerde 8 yıldır İsmail Usta var. Sen de bütün genelde. Biz işte öyle kendi çok genelde takılıyoruz. Haziran 15'e kadar salı ve cumartesi kokoreç var. Haziran 15'ten sonra her gün var. Duyduk. Haziran 15'e kadar salı ve cumartesi. Niye? Sezon daha yok. Salı günleri pazar. Pazar evet. Cumartesi günleri de daha hafta hareketli. Sonu falan plan olduğu için. Evet. Neyse güzel, yine uğrarız sana. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun, yayınlar Kadir Bey. Sağ olasın. Evet bakalım şimdi buradan. Kaya Emlak'a bir soralım. Kaya Emlak'ta kim varmış bakalım. Evet arkadaşlar. Esenköy'de günlük kiralık daireler ne oldu, ne olacak, bitti mi, geldi mi, gitti mi derken karşınızda Kaya Emlak'tan Burak. Burak'cığım ne haber? İyi abi, sen nasılsın? Sağ olasın. Şöyle biz de oturak şuraya. Şimdi Burak bize Esenköy'de genel olarak, ya genel olarak demeyeyim de kendi elindeki mazi dairelerin fiyatlarını, işte ilgi alakanın ne durumda olduğunu vesaire bir soralım, o anlatsın bize. Merak ettikleriniz varsa buradan da sorun, yine size cevap vereceğiz. Burak'cığım şimdi elinde senin kaç tane senin dairen var?
Şu an için yaklaşık 3 tane var. Tamam. Çoğu dayram Haziran'ın 20'sine kadar dolu aylık şekilde. He, doldurun zaten. Yaz sonu veriyoruz. Çok güzel. Ekim ayında başlıyor. 7-8 ay şekilde. Haziran'ın 20'sinde çıkıyorlar. Ondan sonra günlük şekilde temizlikleri yapılıyor. Kiraya veriyoruz. Şu anda ortalama fiyat nedir geçen sene? Geçen seneye göre şu anki fiyatlar yeni binalar, doğalgaz eşyalı. Köy merkezinde, meydanında, sahile yakın 100-150 metre mesafede. Onları şu anki fiyatlarını 400 ile 500 arası değerlendirdik. Tamam. Şu an için rezervasyon almıyoruz. Haziran'ın 20'sinde başlayacağız. Fotoğrafları internete yükleyeceğiz sayfaya. Rezervasyonları başlatacağız. Çok güzel. Şekilde eski binalar 300-350 lira olacak. Tamam. Genelde bahçe katı oluyor eski binalar. Çok güzel. Bahçeli arıyordunuz ya. Bahçeli. Yine yeni bina. O kadar eski değil. 10 seneye kadar. Hani onlar 300-350 arası değer biçtik. Sezonluk isterlerse 25 bin liradan başlıyor sezonluklar. Şöyle araya bir kart sıkıştırayım. Bu numarayı ararsanız size yardımcı olacaklardır. Habil'in numarası gerçi ama fark eden bir şey. Gene sana yönlendirirler. Habil de abisi. Geçen sene ne kadardı fiyatlar? Geçen sene yeni bina fiyatları 300-350 arasıydı. Çok büyük bir fark oluşmamış aslında. Çok olmadı. 50 lira oynadı en fazla. Denemde ama sıfırlarda 100 bunun, lira oynadı. Bunun nedeni ne? Yani şurada bir, önemli bir nokta var. Su ve en çok gider. Su ve elektrik değil mi? %150 zam geldiği için doğalgaz da olsun. Dairelerimizde artık doğalgaz da var. Eşyalarını biraz da güzel, kaliteli almaya şey yaptık bu sene. Hani eski eşya vermeyeceğiz. İşte yastıklar olsun, çarşaflar olsun, nevresim takımlarını hepsini yeniledik. Çok güzel, çok hani güzel. Mutfak eşyalarını biraz daha çoğalttık. Hani o da biraz fiyata şey oldu. Bir de ekonomiden dolayı biraz daha artış oldu. Bir 50 lira, 100 lira kadar. Aynen öyle. Ya şimdi çok acayip fiyatlardan bahsediyorlar. Şimdi özellikle burada önemli bir parantez var. Biz şu anda emlakçıdayız. Emlakçıdaki fiyatlarla farklı fiyatlar, yani farklı insanların fiyatları birbirine tutmayabilir. Emlakçıda şöyle bir parantez var. Bildiğim kadarıyla sizin bir de kimlik tanıtma sisteminiz evet. Neydi? Nasıl? Devlet üzerinden jandarma sistemine güvenli olsun diye. Nasıl desem, asker kaçağı olur, hırsızlık olur, bir aranması olsun. Hani öyle insanları jandarma gelip kontrol ediyor. Ya siz kimlik bilgilerini sisteme giriyorsunuz. Evet, sistemde 18 yaş üstü. Aha. Herkesi giriş yapıyoruz. Sisteme. Giriş yapıyorsunuz. Bu da zaten güvenli bir ortam oluşturuyor. Hem Esenköy için hem de sizler için. Bu önemli bir detay. Bu emlakçılarda var. Değil mi evet. Genelde? Şimdi diyoruz ki o zaman evlerimizin ortalaması 300'den başlıyor. Ama daha altında olabilir, veren olabilir. Daha üstünde evet. Veren olabilir ama şu anda sizin elinizdeki olur. Uzun süreli isterlerse 10-15 gün biraz indirim yapılıyor tabii ki de daha da uygun olunur. Hani 250 liraya belki eski daireler bulunur. 350 liraya yeni bina daireler bulunur. Sürene kadar uzarsa o kadar düşüyor. Denize sıfır genelde taleplerimiz çok fazla. Denize sıfır daire olmak çok zor Esenköy'de. Fazla bir alternatif olmuyor. Elimizde 30 tane varsa 2-3 tanesi de evet. Sadece. Onların fiyatı da 600 ile 700 arası. Şimdi bir takipçimiz şöyle bir şey sormuş. Demiş ki dairemizi size teslim etsek kirayı verir misiniz demiş. Daireye önce incelememiz lazım. Eksikleri varsa eksiklerini söylüyoruz. Hani bunları harfiyen yerine getirin. Ondan sonra kiraya verebiliyoruz tabii. Ha, yardımcı oluruz. O zaman hanımefendi siz de Kaya Emlak'tan iletişime geçin. Oradan yardımcı olurlar. Sizlere bakalım. Önemli var mı? Olan dairelerin biraz da aşağılarla olması, düz ayak olması, denize yakın olması, uzaklarla, yokuşlarla olduğu zaman hani biraz daha yaşlı insanlar oralara çıkamıyor. Tercih etmiyorlar. Tercih düşüyor. Biz aşağılarla biraz da dairelere kiraya vermeye şeyiz. Şimdi Esenköy'de bizler hastane istiyoruz. İnşallah zamanlı olur. Esenköy ilçe olmadan olmaz hanımefendi. Yani ilçe olmadan hiçbir beldeye şu ana kadar hastane yapmadılar. Bu önemli bir konu. Telefon numarasını tekrar gösteriyorum. Şöyle numarayı kaydedin. Ya sayfama yazın. Ben yine size yardımcı olmaya çalışırım. Evet, kartımızı aldık. Çok teşekkür ederim kardeşim. Yine seni yardımcı seni rahatsız ederiz. Hadi kolay gelsin. Allah'a emanet ol. Burak bu arada Burak'tı kardeşimiz. Köyümüzün sevdiğimiz bir kardeşimiz. Hadi kolay gelsin. Sağ ol abi, görüşürüz. Evet, Burak'tan genel bilgileri aldık. Bir de şurada böyle bir mekan var. Buraya bir uğrayalım. Uğramadan geçmek olmaz şimdi.
Kim var burada? Esenköy'ün en ünlü kozmetikçisi. Ya başka yok gerçi ama neyse çaktırmadım. Ama kendi yok. Lan Ercan neredesin? Gel ya. Evet, şu anda Ercan çantacının yanındayız. Poliklinik olur ama onun içinde doktorun gelmesi lazım. Yani onu herhangi kimse açmıyor yani. Doktor açması lazım. Varsa öyle bildiğiniz bir doktora gelip açsın. Sıkıntı yok yani. Evet, burası da Ercan Kaptan Kozmetik. Burada da kozmetik şeyleri var. İşte böyle disko tarzı bir yer. Dıptıs dıptıs. Burada ojeler vesaireler. Her şey var ama işletmeci yok. Neyse biz gidelim, sonra gideriz. Biz sonra uğrarız. Hadi kolay gelsin. Evet. Şimdi gene gece pazarı kurulacak tabii ki. Gece pazarı kurulmadan olur mu ya? Ama şu anda şimdi şöyle söyleyeyim. Gece pazarında yani Esenköy Belediyesi'nin akşam pazarındaki dükkanların %90'ı İstanbul'dan gelen insanlara ait. O yüzden onlar da tam geliş yaptıkları zaman açıyorlar. Takriben bütün dükkanların açılış zamanı da ya gene Haziran 30'unu veya Temmuz'un 1'ini 2'sini bulur. Yani bayramda, Kurban Bayramı'nda full olarak hepsi açık olur diye düşünüyorum. Evet. Bakayım şöyle geriye dönük bakalım. Evet. Şimdi arkadaş da uyuyor vallahi, rüya görüyor bak. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ha? Ne güzel yatıyorsun sen öyle. He. Yat aşağıya sen, boş ver. İdo'nun yaz seferi bayram, yani bayram değil de belki Haziran'ın 20'sinde falan başlar diye düşünüyorum. Okulların kapanmasına denk düşüyor. Yani aslında okulların kapanmasıyla yaz başlayacak. Yaz başlamasıyla da birlikte hareketi olacak. Bu arada burada gördüğünüz şeyler yosun. Müsilaj gördük diye tribe girmeyin. Müsilaj yok. Bunlar bizim nizami her sene olan yosunlarımız. Onları yeşil yeşil görmekten çok mutluyuz. İzmir'de bizden de İzmir'e bol bol selamlar. İzmir güzel memleket. Ama bir Esenköy değil. Evet arkadaşlar, buradan gene devam edelim yürüyüşlerimize. Ramazan bayramını bitirdik. Ramazan'ı da Allah'ın izniyle güzel güzel geçirdik. Bayrama ulaştık. Ve bayramdan sonra da şimdi Kurban Bayramı'nı bekliyoruz. Tabii kurbanlıklar onlar da görücüye çıktılar yavaş yavaş. Tam olarak detay bilgim yok ama sayfamda genelde paylaşıyorum. Hikayeler bölümünde paylaştığım kurbanlıkları bakabilirsiniz. Bilgi sahibi olabilirsiniz. Önemli şeyler. Hani en azından fikriniz olsun diye söylüyorum. Burada çok güzel görüntülerimiz var. Selamünaleyküm. Evet. Tarım market açıldı. O aşağıda. Belki o tarafa doğru gidersek görürüz. Şu anda uzakta kalıyoruz oraya. Bakayım burada da Şahin Emlak var. Oraya bir soralım. Vallahi yeni mahalleye ancak yürümem lazım. Oraya kadar ne internetim yetiyor ne şarjım yetiyor. Bir gün oradan yayın yapmam lazım yani, öyle söyleyeyim. Bakalım burada. Selamünaleyküm. Hani yok mu Emre? Emre inşaata gitti. Emre inşaata mı gitti? Neyse biz onunla konuşuruz sonra. Hadi görüşürüz. Emre gitmiş inşaata. Kaçtı. Evet sevgili arkadaşlar. Bakayım ne yazmışız. Caner Pide'yi vallahi ben mekanları daha çok emlak mekanlarını gezdim bu sefer. Bir dahaki sefere bütün mekanları gezeceğim. Bu sayede de herkese bir... Evet, kahve kokusuna geldik şu anda. Kahve kokusundayız. Geçerken yolumuzun üstünde olduğu için
Bu kahve kokusunun kahveleri varmış. Kokulu kahve mi yapıyorsunuz arkadaş? Abi hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber? İyi abi, çok şükür. Açmışsın abi, dükkanı. Nasıl? Hafta sonları mı açıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi Haziran'a kadar hafta sonu açıyoruz. Haziran 1'den sonra devamlı başlayacağız inşallah. İnşallah. Vallahi senin bayağı kahvelerin ünlendi artık Esenköy'de. Abi, teşekkür ederiz. Sağ yani olsunlar. Kahve kokusu bana daha Esenköy'e gelmeden kahve kokusu açık mı diye soruyorlar. Herkese afiyet, bal şekeri. Eyvallah. Sağ olsunlar. Onlar sayesinde buralarda. Eyvallah, çok güzel. Vallahi insanlar memnun, biz de memnunuz Esenköy olarak, Esenköylü olarak. Elimizden geldiği kadar iyi hizmet veriyoruz. Sıkıntısı, şikayeti olan varsa, beğenmeyen olan varsa gelsin, biz de önlemimizi alalım. Hemen abi. Aynen değiştirelim, düzeltelim. Eyvallah, eyvallah. Yani. Bu arada Insta Esenköy'de yayını izledik deyip de gelip buradan bir kahve alırsanız 3 liraysa 5 lira, 2 lira bana düşüyor çünkü ona göre bilginiz olsun. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. Görüşürüz, teşekkür ederim. Böyle bir espri olsun. Evet arkadaşlar, Esenköy'de güzel bir gün, güzel bir akşamüstü, pazar günü gemiler gitti. Gemileri görmedim, çok mu kalabalıktı, az mı kalabalıktı ama artık gidiş dönüşler başlıyor yavaş yavaş. Tur yol hala kış seferine, yani bahar tarifesi bile olmadan kış tarifesi olarak devam ediyor. Eskiden yine bahar tarifesi oluyordu, uğramalı da olsa günde 3 sefere, 4 sefere, 4 sefere çıkıyordu. Ama artık kış tarifesini devam ettiriyorlar. Tahminimce yine onlar da Temmuz'un 20'sinden önce, 15-20'sinden önce yaz tarifesine geçmez diye düşünüyorum. Yani çok da bu konuda kesin bilgi alamıyorum. Kimse bana kesin bilgi vermiyor. Yani kendileri de veremiyor. O yüzden bir şey diyemiyorum. Şimdi bir İkizler Emlak'a gidelim. Bir de ona bakalım ne yapıyor, ne ediyor. Bize bir fiyat versin. Veriyor mu fiyat? Fiyat verebiliyorsa onunla konuşalım. İkizler Emlak'a geldik. Evet kardeş. İyiyim. Evet şu anda İkizler Emlak'tayız. Esenköy'ün en eski günlük kiralık daire kiralayan sevgili Burç'un yanındayız. Burç'cum geç şöyle gel. Yerine de bir sohbet edelim seninle. Evet. Hoş bulduk. Evet Burç kardeşim Esenköy'de uzun yıllardır günlük kiralık dairelerle ilgileniyor. Piyasa hakkında bayağı bilgim var. En azından geçmişten bugüne kadar hani değişen fiyat politikası, işte neye göre değişiyor, hangi dairelerin fiyatları daha farklı, daha ucuz olur. Genel bir bilgi ver bize. Ne oldu, ne gitti bir anlat bakalım. Bu sene fiyatlar da geçen sene günlük 300-350-400 bandında giderken 300-350-400 değildi. Bu sene ne olur? Tabii piyasada her şeyin fiyat artması ne olur? Günlük kiraları da artıracak. Hazreti Temmuz'un 1'inden itibaren yani yeni daireler 400'de, sanayideki lüks daireler 500-550 görür. O görür. Bunun en büyük nedeni tabii elektrik değil mi? Elektrik çok harcanıyor. Elektrik değil mi? Ziyade yaşam standartları 2 katına çıktı. Geçen sene bir marketten bir şey aldığın şey 3 katına çıkıyorsa bu sene kiralarında 100 lira 150 lira artması. Yok onlarda bir şey yok. Peki geçen sene ne kadardı? Geçen sene biz 300'e verdiğimiz daire kendi dairenizden az alalım. Bu sene onu 400'e vereceğiz. 350'ye verdiğimiz daireleri de 450'ye vereceğiz. Tamam 100 lira koydu yani üzerine. 100 lira 150 lira daire başı üstüne gelecek. Koydun. Peki alt limit ne olur sizce? Bence güzel daireler 400'de 500 arası olur. Güzel daireler yani bu güzel daireleriniz denize yakın. Tabii dairenin kendi arkasında. Yine hep sıfır daire 90 metre sıfır yükseş alıyor. Kocaman daireler var. Bir kartını ver bakayım bana. Numaranı ya da bir numaranı gösterelim insanlara. Numaranı dur şuradan kart getireyim. Ya sen bir kart ver bana. Evet. Bir kart versin ki kartın üzerinde biz de sizlere buranın da tanıtımını yapmış olalım. Dur gitti. Bakalım kart getirsin. Çabuk! Bu arada aşırı telefon ya. Kart kalmadı. Aynen. Evet. Burç'un gördüğünüz gibi en eski kartını getirdi bize. Bir kart yetişmiyor. Aynen. Şimdi kiralıklar da bu sene belli fiyatları. Aynen sezonluklar ne oldu? Sezonlukta 20 en az limit. Deniz kenarı çok lüks dairelerde aşırı lüks tane güzel denize satırlarda 40 bin lira. 40 bin lira sezonluk dediğin 3 ay mı oluyor abi? 3 ay. Haziran 15, ya Haziran'da başlıyor gününde. Eylül'ün sonuna kadar. Yani 4 ay oluyor. 4 ay oluyor o zaman. Aynen. 4 ayda iyi para o zaman. Tamam ama güzel. Ama çok lüks daire için. Genelde alt kategori 20 binden başlıyor 40 arası. 20 bin ile 40 bin arasında sezonluk daireleri varmış Burç Bey'in. Evet gördüğünüz üzere yine buradan paylaştık. Peki arkadaşlar böyle kendi dairelerimiz var ilgilenir misiniz dedikleri zaman yardımcı oluyor musun? Bizim de olduğumuzda biz yazarız numarasını. İlgilenin
bizimkilerde olursa yardımcı oluruz. Ha, yardımcı. 15 tane daire var. Az değil. 15 tane daire var. Uğraşmak zor. Bir de arkasında aynen arkasında durabileceğimiz daireleri daha çok tercih edelim. Aldığımız daireyi boş bırakırsak yazık günah. Günah değil mi? Ona da yazık, sana da yazık. Veremezsek arkadaşları yönlendiriyoruz. Onlara ilgileniyor. Ha, çok güzel. Başka arkadaşlar da var. Herkes ekmek yesin. Aynen öyle. Vallahi çok teşekkür ederim Burcu. Keşke piyasa düşse de fiyatları düşürsek. Aynen öyle, her şey piyasaya endeksli gene mecburen. İnşallah piyasa gevşer. Peki düşürür. Şeyler ne oldu? Normal satılık daireler ne durumda şu anda? Vallahi sanki şu an daire satmada çok zorlanıyoruz. Mal yok satmaya. Satmaya mal yok. Aynen. Fiyatlar ne? Altta şu an en alt. En dandik, en sıradan bir daire, yani yeni olarak konuşuyorum, eski daire yok. 500'den başlıyor. 500'den başlıyor. Geçen sene kaç paraydı daire? 200'lük daire 500 oldu. Ne diyorsun ya? Deniz kenarında 0 daire şu an 1700'lük normal bir daire. Denizde 0, 1700'lük 2000 lira arası. Dubleksler 3'ün üstüne çıkmaya başladı. Allah Allah. Çok... Ben geçen sene aldım nerede? Şimdi 4 katına çıktı arası fiyatı. Evet, sen bir daha, sen şimdi trilyonsun. Ya şu anda sanki benim zengin adam var karşınızda. Estağfurullah. Kardeşim görüşürüz, kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Sağ olasın. Evet, Burç'tan biraz sohbet ettik. Burcu tanıyan bilir herkes. Esenköy'de eskiden beri ev kiralayan. Hatta Esenköy'de günlük kiralık daire hani politikasını, mantığını oturtturan insanlardan biridir Burç. İyi bir esnaftır. Evet, şimdi buradan böyle bir geçelim. Şöyle yürümeye devam edelim. Neymiş? Vallahi detayları bilmiyorum. Siz detayları Burç Bey'le görüşürsünüz. Şu anda zaten yayına da katıldı. İsterseniz direkt mesaj da atabilirsiniz. Dediğim üzere hani çok fazla bütün detaylar onlar biliyor. Aynen öyle. Estaş'a seferler başladı mı? Vallahi şu anda köşe seferleri başlamadı. Şurada bir arkadaş var. Bu arkadaşı da soralım. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Selam efendim. Şimdi biz de karanlıkta kalıyorsun ya. Aslında aydınlıktayım ben ama. Sen arkanı dönmüşsün sana. Şimdi sana da sormadan geçmeyelim. Buyurun. Şimdi biz Esenköy'deki günlük kiralık daireler hakkında genel bir sohbet ediyoruz. Bütün tamam. Emlakçıları gezdik. Senin de elinde bildiğim kadarıyla daireler var. Senin dairelerin fiyatları hakkında bilgi verebilir misin bize? Fiyat konusunda mı? Hı-hı. Bilgin var mı yani? Tabii ki yani piyasa şartları neyse biz de ona ayak uyduracağız. Şimdi genelde 300 aynen yok 300 ile 350 arasında taban fiyatı belirledi emlakçılar ama şu anda net bir şey söylemiyorlar yine. Yani şu anda herhangi bir daire verdiğimiz yok diyorlar ileriye dönük olarak. Tabii şu an sıcak bir satış yok hani rezervasyon da yok. Ama tabii bu biraz ekonomiden de alakalı bir şey. Ekonomi yani her şey olabilir. Çok, çıkabilir de düşün. Çok ekstrem bir durum olmazsa taban fiyat bence çok normal. Hani bunun üstünde biraz olabilir. Bu da artık bireysel bir tercih olur. Ama 350 taban fiyat işte bence normal. 350-500 bandında seyredebilir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ben çok de... ekstrem bir durum olmaz. Aynen. Tabii. Arkadaşın da daireleri var. O yüzden ona denk düştük. Ona sordum. Eyvallah. Biz Esenköy yürüyüşüne devam ediyoruz. Sana kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. İyi seyirler. Sağ olasın. Evet arkadaşlar, böyle sorup soruşturuyoruz, görüp görüştürüyoruz, sizlerle bir araya getirmeye çalışıyoruz insanları. Şu anda yine çok güzel bir görüntü var. Bu görüntüyü de yine sizlerle paylaşmak istedim. Esenköy'de günlük kiralık daireler üzerinde fiyat araştırmamıza devam ediyoruz. Evet, en önemli detay bu şekilde oldu. Bu fiyatların belirlenmesi, herhangi bir ekstra bir hani ben yaptım oldu değil, tamamen genel piyasaların, ülke piyasasının, ülke ekonomisinin, enflasyonun hepsinin bir endeksi. Tabii ki dedikleri üzere fiyatlar düşse de biz de fiyatları düşürsek, yani sonuçta onlar da herkese ekmek yiyecek. Herkes ekmeğinin derdinde, tabiri caizse. Yani bu şekilde bir araştırma yapmış olduk. Sizlere de bununla alakalı bilgi vermiş olduk. Ben de memnun kaldım bu çekimden. Son itibariyle hani bana soruyorsunuz, ben de onlara soruyorum. Onlar da onların bana söyledikleri üzerinden hareket ediyorum doğal olarak. Ama şimdi onlarla canlı konuşunca daha iyi oldu.
Ama dediğim üzere en önemli detay, onların yani emlakçıların herhangi bir rezervasyon yapmadık. Şu an için herhangi bir fiyat tam net bir şekilde belirleyemedik. Belki ilerleyen günlerde hani fiyatlar hani genel olarak ülke fiyatları düşerse biz de düşürürüz, çıkarsa çıkartırız diyorlar. Bu şekilde bir konuşma olduk. Siz de dinlediniz. Ben teşekkür ederim Melek Hanım. Valla uzun zaman olmuştu yayın yapmayalı. İyi oldu. Ben de bir yayın açma şansım oldu. Hava da güzel. Soğuklardan yayın açamıyorduk ya. Hava soğuk. Tabii hava soğuk olunca da otomatikman uzun bir yürüyüşü oluşturan çekim yapamıyordum. Şimdi hava da güzel. Ne çok sıcak ne çok soğuk. O yüzden böyle güzel güzel bir yayın yapıyoruz. Merak ettiğiniz, gene sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Devamlı aynı şeyleri tekrar etmeyeyim. Vallahi kurbanlıklarla alakalı olarak net bir bilgim yok. Çünkü çok yabancıyım o konuya. Onlarla alakalı olarak da yine bir yayın açarım. Öğreniriz. Çünkü önümüze bir kurbanlık veren bir arkadaş çıkmadı sürece. Ben ne desem yalan olur. Çünkü bilmiyorum gerçekten. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Yanlış bir şey söyleyip de yanlış bir şekilde sizleri yönlendirmeyeyim. Evet, hava gayet güzel. Çok teşekkür ederim. Karşılıklı. Her şey kar. Geldim sana. Geldim sana, yoktun. Ama sen evet, şu anda Şahin Emlak'ın. Merhaba. Aile buradaymış. Aile ya. Aile buradaymış abi. Eyvallah. Uğradım dükkana, yoktun. Genel olarak fiyat alışverişi yaptık. 300 taban, 300, 350, 400, 450, 500'e kadar çıkıyorlar. Ya böyle yani iyi bir dairede şey yapayım, konaklayayım diyorsalar 500 lira abi. 500 lira günlük bedeli yani. Ama tabii o süre artarsa, yani işte bir aya yakın olursa bir şeyler tabii daha olur. Tabii o zaman düşer abi. Aynen. Bir şeyler daha düşer. Valla Emreciğim de, Şahin Emlak da günlük kiralık daire veriyor. Gene paylaşım yapacağım şey olarak, numara olarak. Bir şey lazım olursa yine sayfaya bana ulaşın. Ben de yardımcı olacağım. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi, İyi eğlenceler. Evet, Emre de bize küçük bir bilgi verdi. Nazım, ne haber? Nazım ya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Esenköy'de tanınan, bilinen, inanılan, yani doğruluğuna inanılan bir yayıncı olarak sizlere Esenköy'den genel bilgi vermeye çalıştım. Vermeye de devam ediyorum. Buralar şu anda boş, sakin, kendi halinde. Kerimciğim, canlı yayındayım. Selamlar bütün izleyicilere. Aleyküm selamlar. Evet, Kerimciğim de sizlere çok selam söyledi. Evet, sahil boyuna doğru gidiyoruz. Sakin sakin. Bakalım sahil boyunda ne var ne yok. Evet sevgili arkadaşlar, dediğim üzere Esenköy'de durumlar böyle. Yaza hazırlanıyoruz sakin bir şekilde. Esenköy'de beklentimiz çok yüksek değil. Hani nasıl diyeyim ben size, yani herkes tabii ki tatil yapmayı hak ediyor. Herkesin bir tatil yapma isteği var. Esenköy'de İstanbul'a en yakın tatil beldelerinden biri. İnşallah yani gönlünüzden geçen nasıl isterseniz o şekilde olur ve Esenköy'e tatile gelirsiniz. Belki bir daire sahibi olursunuz, belki günlük olarak, kiracı olarak olur. Ama Esenköy gerçekten güzel, yaşanması da güzel, ortamı da gayet güzel, insanları da gayet güzel, hayvanlar öyle güzel, yani öyle söyleyeyim, gayet güzel bir ortam var Esenköy'de. Durumlar şimdilik böyle arkadaşlar. Sizler için ben de şöyle bir yürüyüş yapmış oldum.
Önümüzdeki hafta için hava birazcık daha soğuyacak deniyor ama tabii Allah'ın işine karışılmaz. Bilemiyoruz yani. Aa, burada bir şey vardı. Nereye gitmiş ya? Kaybolmuş. Tam şurada bir büfe vardı. Büfe kaybolmuş. Nereye gitmiş büfe? 2 gün önce buradaydı ya. Çok ilginç. Kuş kalmış burada. Büfe gitmiş, kuşu kalmış. O da iyi. Evet, hayvanları bile güzel. Isırmıyorlar. Evet, burası çok güzel bir yer. Biz de buraya geldik. Burada böyle bir izlemeye, güneşi seyretmeye devam edelim. Vallahi bununla alakalı olarak yayında söyledi arkadaş. Şu anda Esenköy'de dedi ki 500'ün altında daire yok dedi. Şu anda daire yok dedi. Olanlar da 500 bandında dedi. Yani öyle anladım. Herhalde doğru söyledi. Sonuçta o satıcı. Niye yanlış söylesin ki? Melek Hanım, çok teşekkür ederim. Yani hep beraber eğleniyoruz işte. Sohbet ediyoruz. Hani esprisi bu zaten. Hep birlikte olmamız güzel. Yayınımızı da ara ara takipçilerimiz ekliyorlar, çıkıyorlar, devam ediyorlar, izliyorlar, bırakıyorlar. Ama sonuç itibariyle yayınımız burada kalıyor. Üstürüklü, kimseyi üzmeden, yormadan, sakin bir şekilde yayınlarımız devam ediyor. Şimdi diyorum ya, bizim hayvanlarımız da güzel. Bak, bak, gün batımını izleyen köpek gördünüz mü siz ya? Bak. Bak şimdi, bak. Bak. Bak, oturmuş sahile gün batımını izliyor bak. Ne kadar romantik köpeklerimiz var. Bak şimdi, şöyle tam yanına geçersem daha iyi anlarsınız. Bak. Bak, bizi gördü şimdi. Pişt, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Bize bakıyor. El sallayalım. Merhaba. Evet, gün batımını denizi izleyen romantik köpeklerimizden sonra. Evet, şurada hemen yan tarafımızda bir emlakçı abimiz var. Ona da bir uğrayalım. Bakalım ev piyasası, işte arsa fiyatları ne durumda? Bir bilgi alalım. Selamünaleyküm. Şu anda Selvi İnşaat'ın önündeyiz. Karşımızda İlhan abimiz var. Abi, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Kadir Bey. Abi şimdi biz Esenköy'de kira, şey, daire, satılık daire, işte arsa, onlarla alakalı genel bir sohbet ediyoruz. Sizi de gördük, siz de bize bununla alakalı bilgi verir misiniz? Mesela alt taban daireler kaç paradan başlıyor, arsaların metrekareleri nedir? Hani genel bir bilgi verir misiniz? Bir müşteri olarak şu anda sorduğumuzu varsayalım. Ben konuya şöyle başlayayım. Mevcut şartlardan münasebet. Geçen Eylül ayına itibaren son 6 aylık dilimde yaklaşık olarak taşınmaz mallardaki artış %50-%70'lere kadar dayandı. Yani bunun neticesinde ben de kendim inşaatçı olduğum için benim kendi maliyetlerim %140 oranında arttı. Artış oldu değil mi? Evet. Yani Eylül ayında geçen yaz sezonunda alınabilecek daire bazında gayrimenkul 250-300 limiti var iken şu an bu limitler 400-500 aralığından başlıyor. Evet. Alt limit olarak. Alt limit olarak. Evet. 1+1'ler eğer daireler biraz ufalır ise 1+1'lerde 350-400 bandından başlıyor. Eğer arsalara gelecek olursak mevcut ifrazı, imarlı, doğalgazı, altyapısı, suyu mevcut olan, yolu, elektriği mevcut olan arsalar, yani konut yapma müsait olan 2000 liradan başlıyor. Metrekaresi. Yani bunun devamında metrekareyi birim fiyatıyla çarptıkları zaman vatandaşlar bunu bulabilir. Tabii bunlar da ticari imar olmama kaydı. Yani biz müteahhitlere sunulacak arsalar daha farklılaşıyor. Anladım. Yani mevcut insanların Esenköy'de alırken kesinlikle bu bilgiyi vereyim size. Arsa tapusu alırken mavi tapu, daire tapusu alırken kırmızı tapu olmalarına dikkat etsinler. Ha, yeni tapular da değişti zaten şekli, evet, şemalinde. Şu an değişti, ona dikkat etsinler. Bir de mevcut şartlarda belediye rayişlerini alırken
bizzat belediye makamında gerçek değeri alıp da gitsinler kapıya. Bunun neticesinde ceza yemesinler. Ceza yemezler aynen. Yani bu bilgileri vereyim. Çok önemli bilgiler bunlar. Gerçek rayiç bedellerini almadan böyle aman tapuda az ödeyeyim falan diye düşünürseniz, öyle bir hataya düşerseniz tapuda biliyorlar onlar her şeyin ne olduğunu. O yüzden maliyeden daha sonra size ceza gelebilir. Bunun en sağlıklı yapılması gereken belediye emlak ofisinden gayrimenkulün emlak veren değerini alıp da tapuya gitmiş. Aynen, çok güzel. Çok teşekkür ederiz bu önemli bilgiler için. Biz şu anda Selvi İnşaat Emlak'tayız. Şu numaralar da yine buraya ait numaralar. Yine buradan bu numaralar üzerinden arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Evinizi satmak ya da ev almak istiyorsanız yine İlan abiyle Esenköy'ümüzün bir evladı olan İlan abiden, İlan Selvi'den görüşebilirsiniz. Abi görüşürüz, kolay gelsin. Rica ederim. Gelsin. Hadi görüşürüz, biz yürüyüşe devam ediyoruz. Evet, böyle bir bilgi aldık. Her ne kadar etraftan böyle bir ekstra sesler gelse de bu arkadaş bıdı 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 ses çıkartıyor bize. Oto yıkamacı. Beldemizin tek oto yıkamacısı, çok büyük bir şekilde ona saygı duyuyoruz. Afiyet olsun. Evet. Buradan karşıya geçelim. Ben ne zaman karşıya geçsem şöyle E5 olur burası. Geçmeyen araba kalmaz. O da geçsin, bu da geçsin, şu da geçsin derken biz de karşıya geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, gün batımı yine çok güzel bir şekilde devam ediyor. Güneş yine bulutların arkasında kaldı. Bu şekilde yine yayınlarımız devam edecek. Şimdi ben şöyle bir bakıyorum telefonuma. %40'larda bir şarjım var. Şarjım yettiği süre zarfına kadar ben yoluma devam edeceğim. Evet, şimdi soruyordunuz bana tarım kooperatifi var mı? Tarım kooperatifi buraya açıldı arkadaşlar. Hemen bu yeni binanın altına açıldı. Şurada şok var, görüyorsunuz zaten. Eski taka biçim birazcık daha gerisinde kalıyor. Tarım marketi de geçtikten sonra yürüyüşümüze devam edelim biz. Güzel bir akşamüstü, pazar akşamüstüsü. Sizlerle güzel bir yayınımıza devam ediyoruz. Yine merak ettiğiniz sorular varsa bana sorabilirsiniz. Bildiğim, görüştüğüm insanlar üzerinden, edindiğim bilgiler üzerinden sizlere yardımcı olmak isterim. Ama onun haricinde yine sayfamızda yayında kalacak olan bu videoyu yeniden izleyebilir, daha detaylı bilgi alabilirsiniz. O Ademciğim, kolay gelsin. Burası da çok güzelmiş yalnız, var ya. Şöyle efsane bir görüntü oluşmuş. Evet, yayınımıza Yalova aşığımız olan sevgili kardeşim katıldı. O da Yalova'dan güncel bilgi ve haber paylaşımı yapıyor. Bu sayfayı da takip alabilirsiniz. Gayet güzel fotoğraf, video ve bilgi, ama Yalova genelinde yapıyor. Biz Esenköy'üz. Yalova'nın en küçük beldelerinden biriyiz. O ise Yalova'nın tamamı. Ama çok güzel bir sayfası var. Çok kaliteli, çok üstüruplu ve çok da samimi. Yani takibi alabilirsiniz. Güzel bir sayfa. Evet, Ayşe Yenge selamlar. Bu sezon kiralayacağım zayıflar kaçtan başlıyor Kadir Bey? Bahrican abimize selamlar. Valla Bahrican yanımdan geçti böyle sessiz. Bu arada bayağı bir bizim burası şey olmuş. Ne olmuş? Motosiklet yarışı olmuş. Arkadaşlar biraz önce konuştuk ama gene söyleyeyim. 300 taban fiyatı deniyor. Yani emlakçılar diyor. Bakın bu çok önemli. Emlakçıların bu fiyat vermeleri normal ama ev daire fiyat, mesela siz daha önce görüşmüşsünüzdür bir ev sahibiyle, o ev sahibinin verdiği fiyat farklı olur, emlakçının verdiği fiyat farklı olur, daha altında olabilir, daha üstünde olabilir. O yüzden bunları bu şekilde düşünmenizde fayda var.
Yani net garanti bir illa 300'de evi kayla yok. Belki 250'ye veren de olur. Belki 200'e veren olur. Ya yani bilemiyoruz çünkü dairesinin şeklini, şemalini. Her daire çok iyi olacak diye bir kayla yok. Her daire deniz görecek diye bir kayla yok. Her daire 300 TL'den başlayacak diye bir kayda yok. O yüzden mümkün mertebe daireleri yani bu şekilde düşünmenizde fayda var. Yanlış bir şey olmasın. Yanlış bir şekilde sizlere sıkıntı olmasın istemem. Evet, şu anda Kanarya'ya geçtik. Ergenekon'a doğru yürüyoruz. Ergenekon tarafındayız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben güneşi gösteriyorum sizlere. Neden? Çünkü yol boyunca yürüyen insanlar var. Onları rahatsız etmemek için onların geçmesini bekliyorum. Şimdi birazcık daha bekliyorum. Yine geçsinler ki insanları rahatsız etmeyeyim. Çünkü herkes tanımıyor beni. Bu adam niye bizi çekiyor kardeşim demesinler. Şöyle Ergenekon'da bu şekilde sevgili arkadaşlar. Bu sene Ergenekon'a yeni bina yapılmadı. Ergenekon geçen seneki gibi yoluna devam ediyor. Şurada bir Vadi Esenköy diye bir ofis var. Burası da Altın Vadi tarafında yapılan bir işte evler, küme evler. Onunla alakalı olarak da Altın Vadi tarafına gitmemiz lazım. Ama orası da bana çok uzak. Şu an yürüme olarak 2 kilometre falan olur. Hadi gene yürürüz bir şekilde ama nasıl döneceğim? Giderken insan anlamıyor da gelirken anlıyor. O yüzden şimdilik çok fazla uzağa gitmeden böyle sakin sakin yürüyoruz. Belki dönüşte de yine Facebook hesabıma yayın açarım. Onlarla da yine Esenköy'den bilgiler veririm. Evet arkadaşlar, Esenköy'de durumlar böyle. Valla Esenköy'de şu anda çok ekstrem bir değişiklik yok. Genel olarak söylemek gerekirse yani durum bu şekilde zaten. Ülke ekonomisi de. Evet, gençler de yürüyor. Gençler spor yapıyor. Yani Esenköy'de şu anda aklıma gelen ilk değişiklik olarak meydanda bir tarihi Esenköy meydanı oluşturuldu. Eski kilisenin etrafını belediye düzenledi, tertipledi ve oraya böyle oturma yerleri, işte kamelyalar koyarak oraya bir hareket sağladı. Hani güzel oldu. Şahsen güzel oldu. Kazandırıldı sonuçta. Hani orası atıl durumdaydı. Rica ederim, çok teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için, destek verdiğiniz için, beğeni yaptığınız için. Çok teşekkür ederim. Amacım da bu zaten. Benim herhangi bir beklentim yok hiç kimseden. Yani sayfadan ya da herhangi bir kurumdan hiç kimseden beklentim olmadan tamamen kendi imkanlarımla sizlere yayın yapmaya çalışıyorum. Bakın şu görüntü çok güzel bir görüntü. Bu yayınlarımda takip ettiğiniz için, izleyip beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, Esenköy'de şöyle rüzgar hafif hafif esiyor. Eserken rüzgar, biz de böyle sakin sakin yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yani tam şey oldu bu, ah o yolda ben de yürüseydim dediğin arkadaşını etiketle çekim oldu bu. Sağlık alanında şöyle bir gelişme var. Ben gerçi paylaştım, siz görmemiş olabilirsiniz ama Esenköy'de yaz gelmeden iki tane şu anda sağlık ocağına doktor geldi. Belki yaz döneminde 3 olabilir. Tam net bir şey söyleyemiyorum ama şöyle bir parantez var. Esenköy ilçe olmadan Esenköy'e maalesef hastane yapılamaz arkadaşlar. İsterse 1 milyon nüfusu olsun ama belde olduğu sürece, yani Esenköy belde kaldığı sürece buraya maalesef hastane yapılmıyor. Buranın ilçe olması lazım. İlçe statüsünde olması lazım. Ve ilçe statüsünde olursa ancak buraya hastane yapılabilir. Onun haricinde ekstra bir çalışma yok. Ha, sormuşlardı poliklinik. Poliklinik tamamen şahsi bir olay. Yani doktor kendine Esenköy'de bir poliklinik açayım kardeşim derse açabilir. Bunun için herhangi bir hani istekte bulunulamaz. Belediye ya da herhangi birisi. Onunla alakalı olarak benim bir bilgim yok. Onunla şöyle söyleyeyim. Ölmüş mü, öldürülmüş mü, toplanmış mı, gitmiş mi, gelmiş mi?
Yani bir hani bilgimiz yok. Onunla alakalı olarak sayfaya gene yazılar geldi. Ama hani ne bir görüntü var, ne bir görgü tanığı var. Çok kötü. Ya bunların hiçbiri olmayacağı, hiç kimseye can altına bırakamıyorsun. Hiçbir şey söyleyemiyorsun. Bununla alakalı ben bizzat karakol komutanı ve belediye başkanıyla görüştüm. Onlar da bununla alakalı olarak herhangi bir görüntü olmadığından dolayı hiç kimseyi veya hiç kimseleri bununla alakalı hani sorgulayamayacaklarını söylediler. O yüzden ben siz, en az sizler kadar ben de çok üzülüyorum. Çünkü hayvanları çok sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Hayvanlar için birçok hani mama topladım. Bir zamanlar her şey çok ucuzken ya da en azından kısmen ucuzken en azından mama yolladınız bana. Ben de onları hiçbir şekilde sizden bir beklentim olmadan sizlere paylaştım. Evet, çok değişik. Bir tarafta neden olduğu bilinmemek şartıyla öldürüldüğü düşünülen hayvanlar, diğer tarafta çok hayvan var, bu hayvanlar ne olacak kardeşim diyen insanlar. Bilemiyorum yani, gerçekten yöneticilerimiz zor durumda. Onların da eli kolu bağlı maalesef. Evet. Genel olarak sorular bu şekilde. Ben de bu şekilde cevap vermeye çalıştım. Yayında sizlere gelen, yani sizlerden bu yayına gelen mesajları ben sayfaya paylaştığım zaman gözükmeyecek. Sadece benim konuşmam gözükecek. Ondan ötürü de bu yayını izleyen, baştan sona izleyen sevgili takipçilerimize bununla alakalı bilgi vermiş olalım. Şu anda çok güzel bir görüntü var. Bir yandan kayık gidiyor, bir yandan şöyle kocaman bir sahil var. Her şey çok güzel. Köpük çok iyi. Biraz önce vedalaştık. Ben canlı yayına gidiyorum dedim. Sen takıl burada dedim. Çok teşekkür ederim. Biz de sizlerin sayesinde. Aslında şöyle söyleyeyim. Yani şu anda buraya normal şartlarda tek başıma yürümem. Ama sizlerle yayın yapacağım diye yürüyorum. O da bir bana bir şey oluyor. Yani sizlerin sayesinde ben de Esenköy'ü görmüş oluyorum, bakmış oluyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bugün Esenköy'de günlük kiralık daireler ve emlak piyasası hakkında bilgi alışverişi yaptık. Bu tarz yayınların sürmesini istiyorsanız lütfen sayfama DM olarak mesaj atın. Yani işte şöyle bir şey yapın, böyle bir şey yapın tarzında ben de elimden geleni yaparım sizler için. Yeter ki mantıklı şeyler olsun. Şu anda güneş batıyor. Yayını burada kapatıyorum. Çok güzel bir yayın oldu. Karakola çok yakın değilim. Yaklaşık 1 kilometre var aramda. Şu anda Milli Eğitim tesislerinin olduğu yerdeyim. Şurada şöyle bir daire var. Yani ben daha çok Ergenekon çay bahçesinin önündeyim, oralardayım diyeyim. Herkese çok hayırlı akşamlar, mutlu günler diliyorum. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.